Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizlere kahvaltı menülerinde en çok beğendiğim tarifi vereceğim. Bunun için öncelikle görmüş olduğunuz gibi 8 adet büyük boy kültür mantarı kullanacağım. Dilediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Ben size pişirme mantığını, yöntemini anlatacağım. Öncelikle mantarları güzelce yıkadım. Yıkadıktan sonra da bu şekilde soymayı tercih ediyorum. Çok kolay bir şekilde soyuluyor zaten dış yüzeyi ve bembeyaz, pürüzsüz bir şekilde tertemiz oluyor. Şu saplarını da kopartıyorum. Onları da kullanacağız. Gayet lezzetli oluyor. Onları atmayacağız. Bu tarifi size en lezzetli haliyle anlatacağım. Evet, bu mantarı da yaptıktan sonra yapım aşamasına buyurun geçelim. Evet bu şekilde mantarları hazırladım e, pişirme kabının içerisine koydum herhangi bir pişirme, pişirme kabı kullanabilirsiniz alüminyum kablarda yaparsanız daha güzel olur e, saplarını ayırmıştık onları da e, küp küp doğruyorum ve bunları da e, mantarların yanına yerleştireceğim mantarları bu şekilde ters çevirelim. Alt üst ayarda 200 derecede ısınmış fırına süreceğiz. Fırını 200 dereceye getirin. Alt üst ayarda ısıtın. Güzelce ısınmış olsun. Bu şekilde mantarları fırına göndereceğiz. Mantarlar ilk etapta suyunu salacaklar. Ardından suyunu çekene kadar fırında pişmeye tutacağız. Ortalama 20-25 dakika 200 derecede pişireceğiz. Böyle fırından çıkarttığımda bir miktar daha suyu vardı. Böyle içine böyle toplanmıştı su mantarın içerisine. Onları da şöyle boşalttım ve tezgahın üzerine aldım. Normalde zeytinyağı gezdirseniz de olur. Ben tereyağı erittim ve kaşık ile üzerlerinden geçirdim. Çok lezzetli oluyor. Tereyağı çok yakışıyor. Hiç yağ kullanmasanız da olur ama inanın böyle çok lezzetli oluyor. Restoranlarda genelde sade hemen böyle fırınlayıp çıkartırlar. Tereyağı veya vesaire işte tuz vesaire eklemezler. Ama tereyağı, tuz, kaşar peyniri ile Muhteşem oluyor. Ee, görmüş olduğunuz gibi ortalarına kaşar peyniri yerleştirdim. Mozzarella peyniri de yerleştirseniz olur. Tekrardan şöyle bir üzerine tuz serpeceğim. Fırına süreceğim. Peynirler eriyene kadar hafif böyle kızarana kadar fırında tutup çıkartacağım. Toplamda bir 25-30 dakikada muhteşem lezzet hazır. Sıcak sıcak kahvaltı masalarınızı renk katacak bir tarif. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.